Ev dekorasyonunda, hatta firmaların dekorasyonunda mobilyacılar çok önemli bir yer tutarlar ve bir firmaya konuk oluyoruz şimdi. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Ankara'da Kazan. Kazan'da mobilya sektöründe öncü bir firma Bulut Mobilya'dayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi Yusuf Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Yusuf Bey, nasılsınız? İyiyim, çok sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Yusuf Bey, sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım. Yusuf Bey kimdir ve mobilya sektörüne girişiniz nasıl oldu? Biraz geçmişten bahseder misiniz bizlere? Sene 2010 yılından bu tarafa mobilya işiyle uğraşıyorum. Daha önce Ankara Demet Evler, Karşıyaka'da spot olarak bu işime devam ettim. Sonra Kahraman Kazan'a gelerek büro malzemeleri, mobilya mağazası açarak, imalatımı kurarak bu işe devam ettim. Evet. Şu an hem sıfır hem ikinci el spot üzerinde devam etmekteyim. Kaç yılında kurdunuz buradaki yerinizi? Buradaki yerimi 2015 yılında kurdum. 2016 yılında sıfır mağazamı kurdum. Hı hı. Ve şu an devam ettirmekteyim. İki tane mi yerimiz var şu an? İki tane. Evet, biraz o zaman mobilyalardan bahsedelim. Ne tür mobilyalar bunlar? Bunlar büro olarak büro, ofis, makam, ağır takımlar, koltuklar, yani bunların her çeşidi bulunmaktadır. Müşterimizin isteğine göre de özel siparişler alınır ve yapılır. İkinci el üzerinde de her çeşit eşya mevcuttur yani. Hı hı. Bir evde ne gerekiyorsa hepsi temin edilebilir. Yine mobilya üzerine mi o da? Mobilya, beyaz eşya, elektronik. Onlar sıfır mı yoksa onlar da mı ikinci? Sıfır ve ikinci el. Her ikisi de her var. Her ikisi de var. İki yerimizde Kazan'da yer alıyor. Tabii. Hem alım hem satım. Hı hı. Peki ürünler nerelerden geliyor? Ürünler genellikle, ikinci eller genellikle evlerden. Hı hı. Bunlar telefonları aracılığıyla evlerden teslim alınır. Yine satıldığı zaman tekrar evlere teslim edilir. Sıfır mobilyalarda sitelerden özel kendimizin yaptırdığı ve diğer imalatlardan aldığımız ürünlerimizdir. Özellikle sıfır mobilyalardan bahsetmek istiyorum ben Yusuf Bey. Neye göre tasarlıyorsunuz ürünleri? Şu anda mobilya çok geniş bir dünya. Tasarımlar da çok güzel. Teknolojiye ayak uyduruyor musunuz? Modaya ayak uyduruyor musunuz? Bunlar tasarlanırken nelere dikkat ediliyor? Tabii ki modaya ayak uydurmak zorundayız. Aksi takdirde gerileme yaşamak istemiyoruz. Bu da nasıl oluyor? Müşterilerimizin bazı mobilya üzerinde şu şekil olsa daha iyiydi sözlerini dikkate alarak bir sonraki imalatımızı onlara göre tasarlama yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunlar genellikle müşterilerin isteğine göre veya fikrine göre. Şu an hangi mobilyalar ön planda peki? Şu an genellikle spot üzerinde biraz ön planda. Hı hı. Bunlar genellikle her bütçeye göre mobilyamız olduğu için bunlar ön planda. Peki özel üretimler yapıyor musunuz? Müşteri geldi, ben böyle bir şey istiyorum dedi. Bunun üretimini yapıyor musunuz yani alımını? Tabii ki özel siparişler alınıyor, yapılıyor. Hı hı. Bunların hepsini yaparız, istediği gibi ölçümlerini alırız. Bunlar da sıkıntı yaşatmıyoruz müşterilerimize. Peki nerelere kadar ulaştırıyoruz? Kazanın dışına gidiyoruz. Genelde Ankara içerisi. Eğer Ankara dışarısıysa bunda da bir kolaylık sağlayıp müşterilerimize nakdiyelerle dışarıya da götürebiliyoruz. Güzel. İl dışına. Peki Bulut Mobilya olarak hizmet anlayışınız nedir Yusuf Bey? Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hizmet verirken her şeyin özelliğine dikkat ederiz. Bu özellikle mobilya konusunda kaliteli malzeme çok önemli değil mi? Tabii ki. Birinci sınıf malzeme kullanmayı tercih ediyoruz genelde. Tabii bunların sınıf, birinci sınıf, ikinci sınıf bütçeye göre de uygulama yapıyoruz. Her bütçeye uygun mobilya bulunabiliyor burada yani. Peki bu sektöre girerken neler hedeflediniz, hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Şu an hedeflerime ulaşamadım. Daha var yolumuz. Henüz yolun başındayız.
Yani elimizden geldiği kadarıyla müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Var mı peki yeni projeler, ilerleyen günlerde neler düşünüyorsunuz? İlerleyen projelerde de Kahraman Kazan'a tekrar bir imalat kurmayı düşünüyorum. Yani bugün 1000 liraya aldıkları ürünü 700 liraya müşterilerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Yani fiyatı biraz daha düşürmeyi planlıyoruz. Güzel. Ama kaliteden ödün vermedin. Tabii tabii, kaliteden ödün vermeyeceğiz o konuda. Umarım başarılı olursunuz. Teşekkür ederim. Peki son olarak izleyicilerimize neler ileteceksiniz mobilya sektörüyle alakalı? Mesela tüketiciler nelere dikkat etmeliler mobilya seçiminde? Şimdi genelde mobilya seçiminde tüketicilerimiz ürünlerden genelde anlamıyorlar. Yani o konuda da bilmiyorum, fiyatına bakarak ürünün kalitesini çözmeye çalışıyorlar. Hı hı. Bunda da genelde yanılıyorlar. Evet. Yani bunu da bizim dürüstlükle anlatmamız gerekiyor. Aksi görünüşe ya da fiyata aldanmamak tabii gerekiyor. Tabii tabii, fiyata aldanmamak gerekiyor. Yani 10 bin lira diye de o ürünün kaliteli olacağı anlamına gelmiyor. Burada tamamen hep bize kalıyor bu işler. Yani müşteriyi ikna etmek değil, kalitede ikna etmek önemli. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana aktardığınız bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız Ankara'da Kazan demiştik. Kazan'da Bulut Mobilya'dan sizlere seslendik ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.